Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim pita ekmeği. Çok güzel bir ekmek oluyor arkadaşlar. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Yarım su bardağından biraz fazla ılık süt, yarım su bardağı ılık su. Evimizdeki klasik bardaklardan arkadaşlar. Herkesin kullandığı bardaklardan. Yarım su bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı dolu dolu kuru maya ya da 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Öncelikle bu malzemelerimi bir karıştırayım. Tamamen şöyle mayanın içerisinde eridiğini görün. Ondan sonra ununu ilave edin. Hemen burada 5,5 su bardağı kadar unu yanıma aldım. Hepsini ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Bir bakacağım duruma göre. Sizler de lütfen ununu yavaş yavaş ilave edin. Hemen burada 1 tatlı kaşığını çok doldurmadan tuz. Ununuzu her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş ilave edin. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Şimdi birazcık spatulayla toparladıktan sonra hamurumu 2-3 dakika boyunca yavaş yavaş unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamuru kabın içerisinde bir süre toparladıktan sonra masamın üzerinde en az 2 dakika boyunca yoğuruyorum. Un gerekirse böyle yapıştığını gördükçe ara ara un serpeceğim. Hamuru yeterince yoğurdum arkadaşlar. Böyle poğaça hamurundan daha sert, ekmek hamuruyla poğaça hamurunun arasında bir hamur oluyor. Şöyle göstereyim. Böyle aşırı derecede de yumuşak bir hamur değil. Orta sertlikte de diyebilirim aslında. Tamamdır. 5,5 su bardağı undan hemen hemen 1 su bardağı kadar kaldı. Siz de 4 ile 4,5 su bardağı arası koyarsınız. 4 su bardağından sonra ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Hamuru tekrar yoğurduğum kabın içine alıyorum. Üzerine streç filmle kapatıp hamur 2 kat olana kadar ortalama 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalandırma işleminden sonra herhangi bir bekletme süremiz olmadığı için 1 saatin sonunda hamurumuz 15 dakikada hazır olmuş olacak. Hamuru yeterince mayalandırdım. Tepsilerimi de yanıma aldım. Hemen hamurumu açıyorum. Çok da güzel mayalanmış. Yanıma biraz da un alıp tezgahımın üzerine unu serpiyorum. Sıcak bir ortamda mayalandırırsanız yarım saatte bile hamurunuz mayalanacaktır. Hamurun önce havasını biraz şöyle alayım. Uzun şerit haline getiriyorum hamuru. Yapacağınız büyüklüğe göre değişir ama ortalama pitaların büyüklüğü kadar yapacağım ben. O yüzden hamurlarımı 10 parçaya bölüyorum. Böyle çok çok eşit olacak diye bir şey yok ama birbirine yakın olursa daha düzgün bir görüntü yakalarsınız. Büyük olanlardan ben bir tane daha çıkaracağım. Tam 10 tane pita yapacağım arkadaşlar. Böyle elime alacağım, bakacağım büyük olanları tekrar küçüğe ilave edeceğim. Hafif elimi unlayıp yuvarlıyorum. Kenara alıyorum. Büyük, elime büyük gelenleri koparıyorum. Küçük olana ilave yapacağım. Kenara alıyorum. Önce hamurlarımı güzel bir beze haline getireyim. Bu esnada çok aşırı un kullanmayın. Hamurlarımın hepsini beze haline getirdim. Üzerine temiz bir bezle örtüp bir 10 dakika dinlendirdim. Dinlenen hamurun ilk yaptığımdan hemen alıyorum. Üzerine biraz un serpip, çok fazla değil arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Şu hamurları bir kenara alayım. Sadece şöyle birkaç kere açmanız yeterli. çok ince yaparsınız. Kabarmayacaktır ve kabarmadığı için de o içindeki poftik boşluklar oluşmayacaktır. Birkaç hareketle hamurum açılıyor bile. Bu kadar. Ne kadar diyeyim? Pasta tabağından daha küçük böyle Nescafe içtiğimiz fincan altı kadar, ondan biraz daha büyük de olabilir. Kalınlığı da şöyle kenara alıyorum. Hemen ikinci hamurumu alıyorum. Birkaç hareketle rahatlıkla açılıyor zaten. Çok fazla un serpmeyin. Tamamdır. Şimdi hepsini açıp kenara alıyorum. Bu arada arkadaşlar hamurlarımı yuvarlamaya başladığım anda fırınımı açtım. 230 dereceyi ayarladım. Önceden en az bir 15 dakika öncesinden fırınız ısınmış olsun. Fırın sıcak fırına koyup sadece bir 10 dakika en fazla tutup, yani böyle üzeri kızarınca hemen alacağız. Sakın çok uzun tutup kurutmayın. Bu aşama çok önemli. Tepsimi yağlı kağıda serdikten sonra bir tepsiye 5 tane sığacak şekilde de diyebiliriz aslında arkadaşlar büyüklüğünü. Ortaya biraz daha böyle küçük yaptım. Bir tepsiye en azından bir 5 tane sığdırmak amacıyla. Büyüklüğünü bu şekilde de düşünebilirsiniz aslında. Fırın tepsinize 5 tane sığdırabiliyorsanız büyüklüğü tamam demektir. Biraz itekleyeceğim şöyle. İki tepsim de hazır. Tam böyle iki tepsi oldu. Şimdi ilk dizdiğim tepsiyle başlayarak ikisini de pişiriyorum. Tepside bekletmenize gerek yok. Siz zaten ötekini yapana kadar diğeri bir 10 dakika kadar dinlenmiş oluyor. O yüzden ben ilk yaptığım tepsiyi pişirerek başlayacağım pişirmeye. Daha öncesinde de belirttiğim gibi 230 derece, en az 230 derecelik fırında, sadece gözünüz lütfen fırında olsun. Süre tutun gerekirse, bir 10 dakika içerisinde pişecektir. Fırından çıkardım. İlk tepsimi pişirdim. Hemen bir tabağın içerisine aldım. Bu da artık ikinci tepsim. Tam süre tuttum 10 dakika. 10 dakikadan sakın 1 dakika bile fazla tutmayın. Çok da güzel kızardı. Üzerleri bu şekilde oldu mu tamamdır. Sizlere böyle ayrıntılı göstereceğim. Diğerlerinin yanına alayım. Pitalarım çok güzel pişti. Lütfen tüm püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız sizler de çok güzel yapabilirsiniz. Farklı bir ekmek, bu zamanda şimdi çok fazlasıyla ekmek yapıyoruz. Farklı bir ekmek yapabilirsiniz. Hatta böyle kanalımda var, tavuk döneri yapıp böyle içine koyabilirsiniz. Harika olacaktır. Altı da gayet güzel pişmiş. Hemen içini de gösterip videomu burada bitireyim. Gayet güzel pişmiş. Hiçbir şekilde öyle kuru falan da değil. Yumuşacık olmuş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.